Demokrasi yolunda 1960'ların sokaklarından önce ihtilalciler geçti. Sonra zafer şarkılarıyla gençler, isyan bayraklarıyla işçiler, sağcılar, solcular ve yeniden darbeciler. Ülke ihtilalin pençesinde 12 yıl geçirdi. Ve sonunda tüm yollar yine aynı kavşağa çıktı. Yıllar hızla geçiyordu. Ülkede artık yepyeni bir dönem yaşanıyordu. Büyük Türkiye sloganı ilk kez duyulmaya başlamıştı. Türk ekonomisi, rejim tartışmaları ve geçici hükümetlerin elinde istikrarsız, durgun bir hal almıştı. 65'ten sonra sistem yerleşmeye başladı. Ekonomi de kendine geldi. İkinci kalkınma planıyla liberal bir ekonominin çarkları döndürüldü. Özel sektör teşvikleri bir yandan, Keban Barajı, Boğaz Köprüsü gibi büyük projeler öte yandan, ülkede refah yayılmaya başladı. Köylere elektrik gidiyor, dünyadaki büyümeden Türkiye'de nasibini alıyor ve ülke başbakanın tabiriyle ikiye katlanıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Enflasyon %5'ti. Temel atma törenlerinin birinden diğerine koşturan Demirel'in keyfine diyecek yoktu. Tabii bu canlılık sosyal yaşama da yansıyordu. Sendikalar, dernekler, üniversiteler kıpır kıpırdı. Dünya ve Türkiye dolu dizgin 1968'e gidiyordu. Dünyanın ve Türkiye'nin tarihinde hep özenilerek bakılacak bir kuşağa ismini veren yıl. 1968 gelip çatmıştı. ...1968 tarihin fazla mesai yaptığı yıldı. Dünya 50'lerin soğuk kış uykusundan 1968 baharında uyandı ve o yıl geçmiş gelecekten ayrıldı. Almanya'da başlayan bir deprem hızla önce Paris'e, oradan da dalga dalga bütün Avrupa'ya yayıldı. Sokaktaki bu devrimin motoru gençlerdi. Onlar 2. Dünya Savaşı sonrası cepheden dönen askerlerin çocuklarıydılar. Yeni bir entelektüel bilinçle yetişmişlerdi. Ama kendilerine sunulan dünya vaat edilenden oldukça farklıydı. 60'lar biterken sistem tıkanmaya başlamıştı. İşsizlik büyüyordu ve yeni sistemin patronu Amerika, Vietnam'da çirkin yüzünü göstermeye başlamıştı. Savaş sonrasının ilk genç kuşağı dünyaya gözlerini bu görüntülerle açtı ve isyan etti. Vietnam Savaşı, Ay'a seyahat, Martin Luther King ve Robert Kennedy'nin öldürülmeleri ve nihayet Prag'da Sovyet tankları. Hepsi inadına tek bir yıla sığdı. Ve o yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara aktılar. Bu 20. yüzyılın en kalabalık ayaklanmasıydı. Avrupa sokakları şiddetle tanıştı. Üniversiteler işgali gördü. Devrim virüsünün işçilere de bulaşmasıyla hayat felç oldu ve 1968 insanlık tarihine baş kaldırının yılı olarak geçti. Dünyayı sarsan değişim fırtınası aslında Türkiye'de çoktandır esiyordu. Gençler daha 1960 yılında örgütlü öğrenci hareketleriyle bir iktidara kafa tutmayı öğrenmişlerdi. Buna 27 Mayıs'ın getirdiği yeni fikirler ve haklar da eklenince gençlik kendini devrimin motoru olarak görmeye başlamıştı. Bu öğrenci ihtilalinin karargahı ise üniversitelerdi. Üniversite gençliği belki tarihinde olmadığı kadar politize olmuştu ama barışçıydı. İşe henüz silah karışmamış, şiddet kampüslere egemen olmamıştı. Üniversitelerdeki 200 bin öğrenci yeni akademik haklar ve daha özgür bir eğitim sistemi için örgütleniyorlardı. O yılların en popüler üniversitesi Mülkiye'de, bu örgütlenmenin öncüleri ise günümüzün tanıdık isimleriydi. Okul Öğrenci Derneği seçimlerinde sağ grupların başkan adayının adı Murat Karayalçın'dı. Karşısındaki sol grubun başında ise Sosyal Demokrasi Derneği Başkanı Uluç Gürkan vardı. Murat Karayalçın'ı destekleyen derneklerden, okul içi derneklerden Hür Düşünce Kulübü'nün başkanı Hasan Celal Güzel idi. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Celal Güzel idi. Abdülkadir Aksu, Mehmet Keçeciler,
Hür Düşünce Kulübü'nün üyeleriydiler. Veysel Atasoy, Mesut Yılmaz, Hür Düşünce Kulübü'nün birinci sınıf tam üyeleriydiler. Sosyalist grubun dolayısıyla fikir kulübünün yöneticileri arasında o devirlerde öğrenci hareketlerinde çok ön plana çıkmış olan Mahir Çayan, Yusuf Küpeli gibi arkadaşlarımız vardı. Mülkiye'de o yıl şenlik havasında yapılan seçimleri sağcıların adayı Kara Yalçın değil, solcuların adayı Uluç Gürkan kazandı. Ama üniversitedeki bu barışçı havayı bozan ilk şiddet eylemi Şubat sonunda patladı. Hem de hiç beklenmedik bir yerde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. O gün Meclis İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyordu. Kürsüde Bakan Faruk Sükan vardı. Sükan kendine hedef olarak meclisin en hırçın grubunu, tipi seçmişti. Konu Nazım Hikmet'e gelince meclisin en hırçın milletvekili ayağa kalktı ve... Dedim ki en büyük şairdir Türkiye'nin Nazım dedim yani. Bunun üstüne böyle jungle'ın içinden böyle maymunların vahşisi fırlar gibi tavırlandı. Hepsi vatanperverlik ispat etmek için üstüme döküldüler. Büyük sayı ama yani 140. Birisi eğitimi çekti bilmem ne, ben yere düştüm. Allah'tan sıraların arası dardı. Onun için tekmeyle vuruyorlardı ama ayakları çok açılmıyordu öyle futbol sahasındaki gibi. Üstüme çıkıp tepindiler böyle ama çok tepindiler. Ben de kafamı sakladım böyle omuzumun üstüne iyi tepindiler. O sırada Hamido geldi tabancasını çıkarmış. Yunus, yani Yunus Koçak. Allah rahmet eylesin. Üstüme böyle pösteki gibi kapadı verdi beni. Onun kafasını yerdi tabancayla. Kan, Nermin Nefcala. Üstelik bu İçişleri Bakanlığı bütçesi olduğu için yani jandarma teşkilatı orada, bütün İçişleri Bakanlığı'nın polisleri orada, bir MİT orada. Yani ne kadar Türkiye'nin güvencesinden sorumlu örgütleri var ise hepsi orada, onların gözleri önünde oluyor bu linç hadisesi. Bu linç hadisesi bir dönüm noktası oldu. Tiplilerin mecliste devrilmesini, seçim yasası değişikliği izledi. Milli bakiye sistemi kaldırılarak tipin bir daha meclise girmesi engellendi. Zaten yıllardır parlamenter yolla mücadele verilemeyeceğini savunan sol gruplar haklı çıktı. Ve kavga meclis duvarlarını aşıp sokaklara taştı. Mecliste susturulan muhalefet şimdi artık sokakta konuşacaktı. Şubat sonunda önce devrimci öğrenciler çıktılar meydanlara. Uyanış mitingleri adı verilen bu gösteriler sadece bir grubun saldırısıyla kana bulandı. Sağdaki gençler de meclisteki büyüklerinin izinden gidiyorlardı artık. Sağın siyasi örgütü sayılan Milli Türk Talebe Birliği bir hafta sonra şahlanış mitingleriyle cihat ilan etti. Mehter takımının da katıldığı bu yürüyüşten sonra dernek başkanı, "Bu bizim son fikri ikazımızdır. Şimdi sıra fiili ikazda." dedi. Nitekim üniversitelerdeki ilk boykot eylemi de bu mitingden kısa bir süre sonra İlahiyat Fakültesi'nde bugün artık kanıksadığımız bir gerekçeyle başladı. Bazı kız öğrenciler okulda başörtüsü takmak istiyorlardı. Bu eylem AP'li milletvekillerince de desteklendi. Boykotlar dönemi böylece açılmış oldu. Yaza girerken Avrupa'dan gelen haberlerin de etkisiyle gençlik eylemleri hızla tırmandı. Öğrenciler önce Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde boykot kararı aldılar. Birkaç gün içinde bu eylem hızla İstanbul'a yayıldı ve İstanbul Hukuk Fakültesi'nde işgale dönüştü. Rektörlüğü ele geçiren gençler bir işgal komitesi oluşturdular. Üniversite profesörlerinin toplantı odası şimdi ateşli gençlerin karargahı oluvermişti. İşte tam o işgal sırasında gençlerin arasından birinin ön plana çıktığı görüldü. 68'in isyan ateşini tutuşturan bu uzun boylu yakışıklı gencin adı Deniz Gezmiş'ti. Karayaz bir delikanlı, bir Anadolu çocuğu, gözleri buğulu, gözleri olaylardan çok duyarlı bir insan, çok etkilenen bir insan. O bakımdan konuşurken, heyecanlanırken gözleri buğulanırdı. Bir konuşmamda da belirtmiştim, şimdi onu bir türlü tarif etmek icap ederse ben onu çağdaş bir Robin Hood olarak telakki ederdim. Bir anti-emperyalist bir kişilik, fevkalade bir yurtsever ve dehşetli namuslu bir adam. Ciddi olarak Deniz elinin bir hareketiyle binleri yürütebilir özelliğe sahip bir kişiydi. İçinde bulunduğu gençlik kitlesinin nabzını çok iyi tutan bir insandı. Hiç kimsenin göremeyeceği türden çok küçük bir sorundan binleri
sokaklara dökebilir. Ve döktüğünde de onların başında onları hedefe götürebilir durumda olan birisiydi. Örneğin gençler başlarında deniz olduklarında ne polis saldırısından ne kendilerine faşistlerin yönelteceği bir başka türden saldırıdan çekinme durumunda olmazlardı. Çünkü bilirlerdi ki deniz onun hem önlemini almıştır hem de gereken yerde gereken tavrı koyacaktır ve o işi sonucuna vardıracaktır. Söz konusu olan henüz 21 yaşında bir delikanlıydı. Devlet ilk kez bu yaşta bir üniversiteliyle pazarlığa oturma durumunda kalıyordu. İşte böyle bir kritik dönemde üniversite yönetimi ve hükümet olaylara büyük bir olgunlukla yaklaştı. Avrupa'dan da alınan derslerle gençlerle uzlaşma yoluna gidildi. Belki de bu yaklaşımın ilk göstergesi İstanbul Üniversitesi işgalinde yaşandı. İstanbul Valisi işgali kaldırabilmek için çok ilginç bir aracı buldu. Bu aracı o güne kadar oğlunun durumundan bile haberdar olmayan Cemil gezmişti. Dairede bizim müdür sekreteri geldi. Dedi ki Cemil Bey sizi vali istiyor dedi. Vali de o zaman Nefa Poyraz. Gittim içeride daire müdürleri falan var. Onları çıkardı dışarıya. Bana dedi ki bu boykot ve işgal amacına ulaştı. Herkes bundan şeyini aldı, nasibini aldı. Artık çocukların ne demek istediklerini anladık. Üniversite de bundan bir hayli uyarı aldı. Artık bunu daha çok uzatmaya gerek yok. Deniz'e söyle de, yani ona etkili ol da bu işgale son versin. Peki, kalktım oradan, atladım taksiye gittim üniversiteye. Dedim ki Deniz böyle durum. Vali böyle dedi. Ne diyorsun buna? Dedi ki baba hala aklı havada. İstiyorsa orayı da basalım. Vilayet de basalım dedi. Ama Deniz sonunda pazarlığa razı oldu. İşgal komitesi toplandı ve valiyle görüşme kararı aldı. Bir grup öğrenci yanlarında güvendikleri hocalarıyla yola koyuldular. Atladık bir taksiye geldik. Çağlon'da bir berbere soktum. Şeyde uzanmış sakalar, uykusuz falan. Tıraş olduk, gittik. Valinin yanına, sen gir dedim ben. Özel kalem müdürünün orada oturdum. İçeri girdi, bir yarım saat kadar konuşmuşlar. Yarım saat sonra çıktı dışarıya. Sağa sola da bakıyor, kimse var mı? Gel dedim oğlum. Çekinme. Baba dedi, işgali kaldıracağız. Beklenen uzlaşma birkaç gün sonra sağlandı. Üniversite rektörü ile öğrencilerin işgal konseyi sözcüsü radyoda Abdi İpekçi'nin yönettiği bir oturumda bir araya geldiler. Rektör, öğrencilerin isteklerinin kabul edilir olduğunu açıkladı ve işgal bir şenlik havası içinde kaldırıldı. Ancak bu barışçı hava uzun sürmedi. Temmuz ayında İstanbul Boğazı açıklarında boy gösteren bir askeri filo ile her şey değişti. Amerikan 6. filosunun Türkiye ziyareti adeta yangına benzin döktü. Türkiye tarihinin en sıcak yazı asıl şimdi başlıyordu.68 gençliği Amerikan 6. filosunu bu marşlar ve sloganlarla karşıladı. Zaten başından beri mitinglerin en önemli sloganı bağımsız Türkiye'ydi. Şimdi Amerika'ya karşı duyulan tepkinin somut bir simgesi vardı ve o da Dolmabahçe açıklarında demirlemiş duruyordu. 6. filo İstanbul'a gelmişti. 6. filoya karşı tüm gençlik ayaklanmıştı. Biz hatta o Dolmabahçe sırtlarında 2 gün kaldık, yattık. Karaya çıkacak Amerikan askerleri için İstanbul genelevi yine beyaza boyanarak hazırlanmıştı ama bu kez 6. filoyu çok farklı bir karşılama bekliyordu. Günlerdir üniversitelerde Amerikan aleyhtarı bildiriler basılıyor, duvarlar sloganlarla donatılıyordu. Eylemler denizcilerin üzerine zift ya da mürekkep atmakla sınırlıydı. Asıl büyük miting 17 Temmuz günü yapılacaktı. Ancak polis bu mitingden önce bazı öğrenci liderlerini gözaltına aldı. Eylemin karargahı sayılan üniversite yurdunu da sardı. Bu arada içerideki öğrenciler bir polis şefini arkadaşlarına karşı rehin aldılar. Gerilim büyüdü ve günlerdir korkulan şey başa geldi. Polis Teknik Üniversite'ye hücum etti. İçeri girdi. Bu arada artık önüne geleni copluyor, şey ediyor, yerlerde sürüklüyor falan derken şeye kadar, arkada yurt var, yurdun içine kadar geliyorlar.
O yurtta boğuşma oluyor. Bu arada Vedat Demircioğlu camdan atılıyor dışarı. Düşüyor. Önde bir dam var. Damın üstünden de sokağa düşüyor. Oradan alıp getirene kadar işte zaten komadaydı. Yerler böyle kan içinde kaldı. Onu ilk yardım hastanesine götürdüler. Orada iki gün komada kaldıktan sonra Vedat Demircioğlu öldü. İşte 68'i kana bulayan olay böyle gelişti. Vedat Demircioğlu sonu 12 Mart'a varacak bir kanlı tırmanışın ilk kurbanıydı. O güne kadar karşılıklı bir özenle şiddetsiz sürdürülen eylemler aniden çığırından çıkıverdi. Öfke bir anda bu olayların nedeni olarak görülen şeye yani 6. filoya döndü. Binlerce genç kızgın adımlarla Dolmabahçe rıhtımına doğru koşmaya başladı. Artık polis de çaresizdi. Kıyıdaki Amerikan askerleri birdenbire sel gibi akan öğrenci kitlesiyle karşı karşıya kalıverdiler. Gerçekten bir tanesi sırtında da nereden geliyorsa böyle kocaman bir golf takımı var. Golf takımı. O da böyle uzun, deri kılıfı, golf sopaları içinde. O da böyle elini salladı. Oo merhaba falan filan diyor çocuklar. O öyle deyince ona daha çok sevdi. Ona bir ucu bir tanesi o golf sopasını aldı. Bir tane onun kafasına geçirdi. Onu hatırlıyorum. Elif tabii kafa mafa patladı. Bir yumruk denize. Ondan sonra hepsi bunların denize atıldı orada. ...17 Temmuz direnişinin bilançosu bir ölü ve 40 yaralıydı ama daha da beteri sıradaydı. Ölen öğrencinin cenaze töreni tam bir savaşa dönüştü. Arkadaşlarının cenazesini alamayan gençler sembolik bir tabutla üniversite önünde büyük bir gösteri yaptılar. Yine kortejin en başında Deniz Gezmiş dikkati çekiyordu. Törenden sonra öğrenciler vilayete yürümek isteyince kıyamet koptu. Cağoğlu'nda polisle çok şiddetli bir çatışma yaşandı. Bu çatışma sağcı gruplarında katılmasıyla çığırından çıktı. Olaylar ancak askeri birliklerin araya girmesiyle önlenebildi. Ertesi gün Milliyet'te Abdi İpekçi olaylardan toplum polisini sorumlu tutacaktı. Gazetedeki yazısının sonunda ise şu satırlar vardı. Polis olayların elebaşısı olduğu iddiasıyla Deniz Gezmiş adındaki öğrenciyi aramaktadır. Gençlik içinde bu tür saldırıların bir silahlanma eğilimine yol açtığından söz etmek gerekir. Birincisi, gelişmekte olan öğrenci hareketini ezip dağıtmaya, bastırmaya yönelik bir faşist, sivil faşist örgütlenme vardı ve onun saldırıları vardı. İkincisi de polisin bu tür saldırıları gençliği ve özellikle onun ileri unsurlarını kendisini savunmaya itti. Savunmada başlayınca akla gelen şey silahlanma eğilimi oldu. Buradan silahlanma başladı. Aslında daha da tehlikeli bir gelişme sağ cenahta hazırlanıyordu. Olayların en tırmandığı günlerde gazetelerde küçük bir haber gözlerden kaçmadı. Türk Eşin Partisi CKMP'nin sözcüsü Rıfat Baykal, partisinin kamplarda gençlere komando eğitimi vereceğini açıklıyordu. Rıfat Bey, kendisi İzmirli. İzmir bölgesi, Ege bölgesiyle meşgul olma görevini de ona vermiştik. Orada Ege Üniversitesi'ndeki gençlerle, yüksek okullardaki gençlerle de ilgileniyordu o. O sırada yaz kampı kurmuş. Onun bir yerde deniz kenarında geniş bir arazisi var. Orada gençlere demiş ki arzu ederseniz burada denize girersiniz, spor yaparsınız. Yaz kampı aynı zamanda bir okul olarak dersler verilir. Dokuz ışık anlatılır falan diye öyle bir teşebbüsü olmuş. Onu tabii sonra komando kampı şekline sokuldu o. Yakında patlayacak büyük savaşın karşı tarafı işte bu kamplarda yetiştiriliyordu. O yıllarda sayıları 50'ye varan bu komando kamplarından birine girip bu fotoğrafları çeken gazeteci Ergin Konuksever gözlerine inanamamıştı. Çanakkale'de bir komando kampına gitmiştik. Bir tarihte Çanakkale'deydi. Onlar da orada yakın dövüş teknikleri, Molotov kokteyli nasıl yapılır, silah nasıl kullanılır. Bütün şeyleri öğreniyorlardı işte. Sonra da o kamplardan sonra olayların içerisine geliniyordu.
Böylece müthiş bir coşku ve demokratik bir ortamda başlayan 1968 yılı kötü bir finalle noktalandı. Sokak siyasete hakim olmuştu. Başbakan Demirel, sokaklar yürümekle aşılmaz dediyse de iş yürüyüşte kalmadı. 69'a girilirken 68 kuşağı ölülerini gömdü, yaralarını sardı, silahlarını kuşandı ve büyük kavga için sahneye çıktı. Bundan sonra sadece şiddet ve silahlar konuşacaktı. Sonu 12 Mart'a varacak bir kanlı dövüş işte böyle başladı. ...1969 yılının ilk eylem haberi ODTÜ'den geldi. ODTÜ gerçi Amerika tarafından finanse edilen bir üniversiteydi ama... ...beklenenin aksine adeta Amerikan aleyhtarı hareketin öncüsü durumuna girmişti. Üniversitenin Amerika defol sloganıyla çınladığı bir dönemde... ...Amerikan elçiliği hiç yapılmayacak bir şey yaptı ve... ...Türkiye'ye yeni gelen elçiyi ODTÜ rektörünü ziyarete yolladı. Yeni elçi Komer zaten daha önce CIA'de çalıştığı ve... ...Vietnam'dan sonra Türkiye'ye gönderildiği için... Havaalanına indiği andan itibaren protestolarla karşılanmış bir diplomattı. Şimdi adeta inadına kaynayan bir cehennem kazanının içine dalıyordu. ODTÜ bu beklenmeyen misafirin ziyaretini çok çabuk haber aldı. ODTÜ'de rektörlüğün önünde Komer'in arabasını gördüm. Amerikan elçiliğinin arabasıydı. İnsanları Komer'in arabasının geldiğinden haberdar etmek üzere yurtlara koştum. En fazla 5 dakika harcadım bu faaliyette ve ardından ben de rektörlüğün önüne doğru tekrar koşturarak geldim. Yani arada en fazla 5-6 dakika gibi bir süre var ve ben geldiğimde Komer'in arabası ters çevrilmişti ve yanıyordu. Komer'in yanan Kadillağ'ın bu fotoğrafları adeta Türkiye'deki Amerikan aleyhtarlığının sembolü oldu. Türk hükümeti yanan arabanın tazminatını ödedi. ODTÜ rektörlükçe kapatıldı. O gün bu eyleme imzasını atıp yanan arabanın önünde gururla resim çektiren öğrenciler ise okuldan atıldılar. İşte o andan itibaren mücadele yasa dışı bir zemine kaymaya başladı. Atılan öğrencilerle birlikte savaş da kampüs dışına çıktı. İktidar sorunu tartışılmaya başlanmıştı ve burada silahlanma fikri geliştiğinde bir örgütlenmenin, ikincisi de silah kullanmayı, silahlı çeşitli etkinliklerde bulunmayı öğrenme gibi bir ihtiyaç olduğunun farkına varılmıştı ve Filistin'e gitme düşüncesi bu temelde doğdu. İşte sağdaki komando kamplarının karşısına solun seçeneği çıkmıştı, Filistin kampları. O yıllarda İsrail'e karşı gerilla yetiştiren Filistin kampları bir anda Türk öğrencilerle doluverdi. Doğu Şeria'daki bu kamplara ilk giden grubun içinde Deniz Gezmiş de vardı. Türk solu ilk silahlı eğitimini orada aldı ve mücadeleyi kırlara ve dağlara taşıyacak Türk Halk Kurtuluş Ordusu'nun temelleri de yine o kamplarda atıldı. 69 baharı yaklaşırken artık her iki tarafta vuruşan gençler silah kullanmayı öğrenmişlerdi. Öğrendiklerini uygulamak için de fazla beklemediler. İlk meydan savaşı artık kapıdaydı. Tarihe kanlı pazar olarak geçen ünlü pazar günü zaten gerilim içinde başladı. Gerilimin gerekçesi yine Boğaz'da boy gösteren Amerikan 6. filosuydu. Bu kez gençler yanlarına sendikaları ve meslek kuruluşlarını da alarak Taksim'de dev bir protesto mitingi düzenlemişlerdi. Sirkeci'den başlayan yürüyüşe katılanların sayısı 30 bini buluyordu. Dillerde hep bağımsızlık marşları vardı. Gün doğdu, hep uyandık, siperlere dayandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Bağımsızlık uğruna da alkanlara boyandık. Ancak bu kez karşı tarafta örgütlüydü. Sağcı Bugün gazetesi günler öncesinden cihat için hazır olun diye yazmıştı. Bu çağrıya uyanlar da Dolmabahçe Camii önünde toplanmışlardı. Namazdan sonra çoğu çember sakallı ve bereli gençlerden oluşan bu gruplar Taksim'e doğru çıkmaya başladılar. Göğüslerinde birbirlerini tanımaları için Türk bayrakları asılıydı. Ellerinde ise gazete kağıtlarına sarılı sopa ve demir çubuklar taşıyorlardı. Aynı anda solcu gençlik ve işçi örgütleri de Gümüşsuyu Caddesi'nden Taksim'e girdiler. İşte korkulan düellonun vakti gelmişti. Bir anda Allah için vurun sesleriyle sağcılar saldırıya geçtiler. Yürüyüş yapan topluluk panik içinde dağıldı.
Atılan Molotov kokteylleriyle ortalık dumana büründü. Ve toplum polisinin gözleri önünde öldürücü bir meydan muharebesi başladı. 10-15 kişilik gruplar aralarına aldıkları solcu gençleri kıyasıya dövüyorlardı. Bir süre sonra bıçakların da çekildiği ve meydanın kana bulandığı görüldü. Cihadın bilançosu 2 ölü, 114 yaralıydı. O günden sonra meydanlara yeni bir slogan hakim oldu. Kana kan, intikam. Kanlı pazardan sonra gericilerin ikinci büyük saldırısı bir cenaze töreninde oldu. Ama bu kez hedefteki adam İsmet İnönü'ydü. Cenaze Yargıtay Başkanı İmran Öktem'indi. Öktem gericilere karşı yaptığı sert çıkışlarla tanınıyordu. Bu yüzden de irticanın hedefi durumundaydı. Cenazeden bir gün önce Milli Türk Talebe Birliği Öktem'in dinsiz olduğunu, bu yüzden cenaze namazının kılınmaması gerektiğini açıklamıştı. Nitekim Yargıtay Başkanı'nın naaşı Maltepe Camii'ne getirildiğinde öğle namazından çıkan bir grup "Allahsızın namazı kılınmaz" diye bağırdı. Birden imamlar ortadan kayboldular. Ortam gerginleşti. İnönü cenazenin başında kala kalmıştı. Çevredekiler namazın mezarlıkta kılınmasını önerecek oldular. İnönü sinirlendi. "Namaz burada kılınacak. Kılınmadan gitmem" dedi. Sonunda namazı törene katılanlardan biri kıldırdı. Ama ne olduysa namaz çıkışında oldu. Gerici kalabalık cami kapısında bekliyordu. Korumalar İnönü'ye arka kapıdan çıkmayı teklif ettiler. Paşa şiddetle reddetti ve inadına bekleşen kalabalığın üzerine yürüdü. Bir anda ortalık birbirine girdi. Sonunda paşanın yanındaki bir tuğgeneral tabancasını çekip kalabalığa yöneltti ve CHP Genel Başkanı bu koruma altında dışarı çıkabildi. İnönü ertesi gün yaşadığı bu dehşet dakikalarını ikinci bir 31 Mart olayı diye tanımlayacaktı. Tabii tepkiler büyük oldu. Başta Yargıtay olmak üzere bütün hukuk kurumlarının mensupları, hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve üniversiteli gençler Ankara'da büyük bir yürüyüş düzenlediler. Gericiliğe karşı bir dayanışma gösterisine dönüşen ve Anıtkabir'de biten bu yürüyüşte başı çekenlerden biri de o yılların genç hukuk asistanı Uğur Mumcu'ydu. O yürüyüşte o gün hiç dikkati çekmeyen ama yıllar sonra Türkiye'nin çok iyi tanıyacağı bir genç daha vardı. Tapu Kadastro Meslek Lisesi'nde okuyan bu Urfalı gencin adı Abdullah Öcalan'dı. O yürüyüşü görene kadar her gün düzenli namaz kılan muhafazakar bir öğrenciydi ama o gün coşkuyla yürüyenlerden etkilenmiş ve bir anda kendini yürüyüşçüler arasında buluvermişti. Yıllar sonra anılarını anlatırken bu olayı kendisi açısından bir dönüşüm anı olarak tanımlayacaktı. Apo o günden sonra sol yayınlarla tanışacak, siyasala girecek ve o yıllarda meydana çıkan Doğu mitinglerinin de etkisiyle Kürt sorunuyla ilgilenmeye başlayacaktı. Böylece 1980'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelecek PKK terörü ve Kürt sorunu da 60'ların son basamağında filiz vermiş oluyordu. Silahlanan sol ve sağ gruplar, giderek yükselen toplumsal gerilim, gerici saldırılar ve Kürt sorununun sahneye çıkışı. İşte 60'ların son virajı dönülürken Türkiye böyle bir manzarayla karşı karşıyaydı. 68'de öğrenci olayları başladığında gösterilen sağduyulu tavır korunamamış ve şiddetin üstüne şiddetle gidilerek olay bir kan davasına dönüştürülmüştü. Sokaklar böylesine dalgalanırken meclis neredeyse tamamen devre dışıydı. Hükümet ise yıllardır baş edemediği bir af sorunuyla boğuşuyordu. 27 Mayıs'tan 9 yıl sonra hala Bayar ve arkadaşlarına siyasal hakları verilememişti. Verilmeye yeltendiğinde ise çok bildik bir marş hemen çalınmaya başlandı. İhtilal geliyor. ...14 Mayıs çarşamba günü İnönü'nün Pembe Köşkü çok önemli bir konuk için hazırlanıyordu. Heyecanla beklenen bu konuk Celal Bayar'dı. 14 Mayıs Celal Bayar'ın yaş günüydü. Aynı zamanda Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara gelişinin de yıl dönümüydü. Ama 1969 yılının 14 Mayıs'ının asıl özelliği unutulmaz bir zirvenin tarihi oluşuydu. İnönü Bayar zirvesinin. DP'nin Cumhurbaşkanı olan Bayar önce Yassıada, ardından Kayseri'yi yaşadıktan sonra afla salıverilmiş ve evine çekilmişti. 27 Mayıs'ın üzerinden 9 yıl geçmiş, bu arada DP'nin devamı olduğunu ilan eden AP tek başına iktidara gelmişti. Ama Bayar ve arkadaşlarının siyaset yasağı hala kaldırılmamıştı. Siyasi af anayasa değişikliği gerektiriyordu. Bunun için de CHP'nin desteği şarttı.
İşte tam bu kritik aşamada İnönü ani bir açıklama yaparak Bayar'la buluşacağını söyledi. Ve herkesi şaşırttı. İsmet Paşa eski yaraları sarmak istediğini söylüyor, böylece bir üzüntü devresi kapanacaktır diyordu. Bu açıklamayla adeta siyasal arenaya bir bomba düştü. Muhalifleri Paşa'nın bunu AP'yi zor durumda bırakmak için yaptığını söylediler. CHP grubu ayağa kalktı ama İnönü grubunu ikna etti. Kürsüye çıktı ve kuyuya düşmüş birisini kuyudan çıkaracağım, asla kararımdan dönmem dedi. Böylece Paşa'nın siyasal manevrasının adı da konmuş oldu. Kuyudan adam kurtarma operasyonu. İşin asıl ilginç yanı İnönü'nün zamanlamasıydı. Paşa Bayar'a tam da af teklifinin mecliste görüşüleceği günün akşamına randevu vermişti. Gündüz AP'nin teklifine destek vererek Bayar'ın zincirlerini çözecek, akşam da evde kutlamasını yapacaktı. Başbakan Demirel de durumdan memnun görünüyordu. Bu tarihi oturumdan hemen önce Meclis Başkanı Bozbeyli ile görüşürken açıkça keyifliydi. Keyifliydi çünkü İsmet Paşa taraftar olduğunu ilan etti. Çıkacak diye düşündü. Elini dizime vurdu. Dedi ki hani dedi büyük gazinolarda dedi az solist dedi kürsüye şey sahneye gelmeden evvel bir adam geliyor dedi. O adam dedi şimdi falan şarkıcı sahneye çıkacak alkışlarınızla diyor ya dedi ortalığı şey etmek için dedi. Sonra geliyor dedi. Şimdi sen dedi kürsüye çıkacaksın dedi. Şimdi anayasa değişikliği geliyor. Alkışlarınızla diyeceksin pat diye çıkacak dedi. İş bu hale geldi dedi. Yani böyle neşeliydi. Ancak bu neşe uzun sürmedi. Oturum başladıktan kısa bir süre sonra Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin yanına bir görevli çıkıp kulağına garip bir haber fısıldadı. Dedi ki efendim size önemli bir haber vereceğim dedi. Faruk Gürler dedi telefon etti dedi. İsmet Paşa'nın konuşmasının bir özetini istiyorum dedi. Ben de verdim dedi. Haberiniz olsun dedi. Ben de bir not halinde Süleyman Demirel'e durumu bildirdim. O da okudu cebine koydu. Başbakan Demirel'in cebindeki not aslında yaklaşan bir felaketin habercisiydi. Çünkü meclis demokratların siyasi affını görüşürken aynı dakikalarda ordunun komuta kademesi de genelkurmayda toplantıdaydı. Toplantının ev sahibi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'tı. Daha iki ay önce bu görevi Orgeneral Cemal Tural'dan törenle devralmıştı. Tağmaç'ın sağ kolu ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Faruk Gürler'di. İşte İnönü'nün konuşmasını meclisten Gürler istiyordu. Kamuoyu bu iki komutanın adlarını daha çok işitecekti. Ama o an için yolladıkları bir haber Meclis Başkanı Bozbeyli'ye riyasette soğuk terler döktürmeye yetmişti. Daha bunun şoku geçmeden ikinci haber geldi. Aradan bir yarım saat geçti. Bizim özel kalem müdürü geldi. Yukarıdan geldi arkadan bana dedi ki efendim Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay telefon etti dedi. Sizi yarın saat 10'da köşkte bekliyor dedi. Yükseklerde çok önemli bir şeyler döndüğü belliydi ama Bozbeyli bir şey yokmuş gibi devam etti. Akşam olup görüşmeler bitince de anayasa değişikliğini oyladı ve kabul edildiğini açıkladı. Şimdi teklif senatodan da geçerse Bayar ve arkadaşları siyaset yapabileceklerdi. İşte Türk siyasal yaşamının 80'lik iki devi o akşam bu ortamda buluştular. Bütün ülkenin gözü bu pembe köşk zirvesindeydi. Dile kolay, çeyrek asırlık bir buzdağı eriyecek, eski düşmanlar dost olacaktı. Atatürk'ten bu yana ayrı kulvarlarda kendi çizgilerinde koşan bu iki yaşlı adam şimdi son dönemece el ele giriyorlardı. İsmet Paşa çok duygulandı. Yani çıktıktan sonra bana ifade etti şey şu duyguları. Yorgun gördüm Sayın Bayar'ı dedi. Tabii kolay değil çektiği çileler dedi. Yani çok duygulandı İsmet Paşa. İnönü Bayar'ı uğurlarken eski bir kinin küllendiğini ve Bayar'ın hakları için oy vererek üzerine düşeni yaptığını düşünüyordu. Ancak yanılıyordu. Gerçi o üzerine düşeni yapmıştı ama Bayar zaferi kutlamakta acele ediyordu. Tanrıların gazabı hesaba katılmamıştı. Çankaya Köşkü yine hareketli günlerden birine hazırlanıyordu. Sabah saat 9'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç köşke çıktı ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'la görüştü. Kapıdan çıkışta gazetecilere orduya politika girmeyeceği söylendi. Oysa içeride konuşulan sadece politikaydı. Tağmaç'ın hemen ardından saat 10'da
köşke meclis başkanı Ferruh Bozbeyli geldi ve Sunay ordunun mesajını hiç ağzında gevelemeden söyleyiverdi. Dün akşam dedi, ordunun yüksek kademesindeki bütün subaylar bir araya gelmiş dedi. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında dedi. Ve Ordu Yardımlaşma Kurulu'nun bir toplantısı, görüntüsü vererek toplanmışlar dedi. Ve bunlar dedi bu Afganlı karşılar dedi. Bu Afganlı çıkmayacak diyorlar dedi. İşte yine af konusunda yine ordu devreye girmiş ve yine Genelkurmay restini çekmişti. Şimdi yine siviller toplanacak ve bu resti görüp görmemeye karar vereceklerdi. Bozbeyli hızla meclise koşup haberi Demirel'e yetiştirdi. Ve AP'nin kurmayları değerlendirme toplantısı için bir odaya çekildiler. Dediler ki böyle böyle askerden ilk reaksiyonu gördük. Bunun ikinci oylamasını yapılarak kanunun meclisten geçmesi istenmiyor. Kendi aramızda onu konuştuk. Bu mümkün değildir. Eğer bu yapılır kanun kadük haline gelirse bizim millete söyleyecek bir şeyimiz kalmaz. Bunun hiç olmazsa ikinci oylamasını da yapalım mecliste. Kanun senatonun gündeminde kalsın seçim sonuna kadar. Seçimlerde milli irade bizim lehimize tecelli ederse kimsenin bir diyeceği kalmaz, bu kanun çıkardı dedik. Bu Orgeneral Tağmac'ın Demirel ile karşılaşmasının ilk raunduydu. Ve Tağmac'ın sert çıkışı karşısında Demirel gerilemeye mecbur olmuştu. Bir gün sonra ordu ne demek istediğini daha da net söyleyecekti. Ankara'da gün caddelerde silahlı askerlerin ayak sesleriyle başladı. Ankara Merkez Komutanlığı alarm vermişti. Milli Savunma Bakanı bunun NATO tatbikatı gereği olduğunu söyledi. Herkes inanmış göründü. Oysa alarmın gerekçesi olan konu o saatlerde Çankaya Köşkü'nde görüşülüyordu. Sunay, köşkte askerlerle AP'li Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nu ve CHP kurmaylarını bir araya getirmişti. Komutanlar taleplerini bir kez de onlara söylediler. Topaloğlu'ndan konuyu Demirel'e iletmesini istediler. Demirel haberi evinde Milli Savunma Bakanı'ndan aldı. İnönü ise aradan çekilmeyi tercih etti ve bir demeç vererek hükümet-ordu ilişkilerine karışmayacağını açıkladı. Ben o günlerde bir düğünde çoğu ahbabım hatta arkadaşım olan büyük komutanlarla görüştüm. Hepsi İsmet Paşa'ya ateş püskürüyorlardı. Ateş püskürmelerinin sebebi İsmet Paşa'nın bayarı kuyudan çıkarma operasyonuydu. Kumandanlar 27 Mayıs'ı İnönü ile kendilerinin ortak eseri sayıyorlardı ve İsmet Paşa'nın o devrin başlıca sorumlusunu kurtarmak istemesini kendi sırtlarına bıçak saplaması gibi görüyorlardı. Bir tanesi dedi ki canım şimdi bunun sırası mı? Biz bunu altlarımıza nasıl anlatacağız? Eve döndüğümde bu konuşmayı İsmet Paşa'ya naklettim. İsmet Paşa dedi ki işte mesele bu. İnönü askerlerin kendisine duyduğu tepkiyi 19 Mayıs törenlerinde açıkça hissetti. İlk kez komutanlar paşaya sırtlarını döndüler. O gün İnönü ile selamlaşmayan Sunay bayram mesajında açıkça anayasa değişikliğine karşı olduğunu ilan etti. İnönü'nün tepkisi ise ertesi gün geldi. İsmet Paşa gece yarısı köşke bir mektup göndererek affın çıkarılmaması için günlerdir köşkün ve komutanların kendisine baskı yaptığını hatırlattı ve bu konuda doğru adresin başbakan olduğunu söyledi. Sonra da asıl darbeyi vurdu. Senatoda affın çıkmasında ısrar edeceğiz. İnönü orduyla arasındaki gemileri yakmıştı. Üstelik bunu yaparken Demirel'le askerleri de baş başa bırakmıştı. Başbakan hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıyaydı. Bir yanda eski kader arkadaşlarının affı, öte yanda kıpırdanan bir ordu. İşte Cumhurbaşkanı Sunay'ın çağrısını tam bu aşamada aldı ve 20 Mayıs sabahı köşke çıktı. Bana dedi ki, Sunay iki gündür uyumuyorum. Bak gözlerime kan çanağı gibi. Fevkalade ayakta Genelkurmay karargahı fevkalade ayakta. Memduh Tamaş geldi. Altımı zapt edemiyorum dedi. Ben tabii şunu yapabilirdim. Çare mi? Çare işte biz buna gireceğiz, bu kanunu çıkaracağız. Ondan sonra ya bir şey olurdu ya bir şey olmazdı. Bir şey de olmayabilirdi. O riski almadım. Açık söyleyeyim. Almadım çünkü bu önümde 9 sene evvel, 8 sene evvel idam edilmiş başbakan, idam edilmiş bakanlar ve
çözmeye çalıştığım çok büyük bir olay var. Parlamentoya yeniden güç kazandıracağım. Parlamentoyu yeniden bir takım güçlerle karşı karşıya bırakmak yerine sindire sindire bu işin götürülmesine taraftar oldum. Demirel dehşet içinde doğru başbakanlığa geldi ve apar topar kabinesini topladı. Ondan sonra geldim bakanlar kurulu toplantısı yaptım. Faruk Sıkan İşleri Bakanı. Ahmet Topaloğlu, Milli Savunma Bakanı. Sordum Sayın Topaloğlu. Söyle bakalım bakanlar kuruluna. Böyle bir durum var. Bu durumda ne çıkarıyorsun? Fakat rahatsızdır ortalık dedi. Sonra Faruk Sıkan'a sordum İçişleri Bakanı olarak. Doktor sen ne diyorsun? İhtilal olur dedi. Şimdi bir hükümet. Şimdi ordunun başındaki Genelkurmay Başkanı altımı tutamıyorum diyor. Cumhurbaşkanı Allah aşkına etmeyin, eylemeyin. Memleket fenaya gidiyor diyor. Türkiye'nin bütün sorumluluğunu taşıyan adam ne yapacak? O benim. Ben ne yapacağım? Koy ver gitsin diyeceğim. 15 dakika sonra çıkacak. Koy ver gitsin diyeceğim. O zaman ülke ya ihtilale gidecek yahut başka türlü hoşnutsuzluklara gidecek. Nihayet meclis 21 Mayıs günü toplandı. Demirel o gün grubunda yaşamanın en zor konuşmalarından birini yaptı. Silahlı kuvvetlerin devrede olduğunu anlattı. Siyasi hakları vermek vazifemiz de orduyu rencide ettirmemek vazifemiz değil mi diye sordu. Ve nihayet teklifin komisyona iadesini istedi. Ardından da restini çekti. Aksi halde çekilirim. Başka çare yok. Lütfü Tokoğlu, Senato Başkan Vekili. O riyaset edecek CSİ'ye. Bunlar benim arkadaşlarımdır. Ve çok değerli hizmetler görmüşlerdir. Bir insanın 100 tane hizmet görmesine gerek yok. Bir tane görecek. Lütfü Tokoğlu'nu çağırdım, geldi. Sen CSİ'ye çıkacaksın, evet. Zaten meclis de tatile gidecek, seçim olacağı için. Bu kanun bugün geçmeyecek. Ona göre ayarla şeyini. Lütfü Tokoğlu kürsüye çıktı. Lütfi'ye aşağıdan dünyanın hakaretini diyorlar. Lütfi kürsüye öyle diyor ki zamanını dolduracak. Ve kanun çıkmadı. O gün senatoda AP'nin verdiği DP'lilere af teklifi yine AP'lilerin oylarıyla geri çekildi. Meclis tarihinde ilk kez Mayıs ayında tatile sokuldu ve Bayar'ın affı meselesi seçime kadar rafa kaldırıldı. Sorun çözüldü mü? Elbette hayır. Hükümetle Genelkurmay arasındaki bir gizli mücadele böylece başlamış oluyordu. Darbe sözcüğü yeniden Türk siyasetinin gündemine gelip yerleşmişti. Ancak Türkiye'yi asıl sarsacak gelişmenin tohumları bazı karargahlarda atılıyordu. Asker kıpırdanıyordu ve juntaların dansı başlamak üzereydi.